Sayın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zalan, Denizli Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, değerli basın mensupları. Denizli'mizde Enerya Enerji olarak 300 bininci aboneye ulaşmamız vesilesiyle sizinle bizzat görüşmeyi ve gururumuzu paylaşmayı arzu ettik. Şehrimize yaptığımız ve bundan sonra yapmaya devam edeceğimiz yatırımlarımız bizler için çok önemli. Bu sebeple önce izninizle Enerya hakkında bilgi vermek istiyorum. Enerya bugün yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmi ve 15 bin kilometreye varan şebeke uzunluğu ile Türkiye'de doğal gaz yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli aktörlerinden biri konumunda. Ülkemizin en yaygın ikinci doğal gaz dağıtım şirketi olarak 10 şehirde 1,5 milyonun üzerinde aboneye hizmet götürüyor. Denizli 15 yıldır hizmet verdiğimiz bizim için önemli faaliyet alanlarımızdan biri konumunda. 2006 yılında 17 mahalle ve 7 bin abone ile başlayan doğalgaz yolculuğumuzda 2021 yılında 118 mahallede 300 bin aboneye ulaşmış durumdayız. Enerya Denizli'de 2549 kilometre doğalgaz hattı ile son 3 yılda şebekesini %17 büyüttü. Bu çalışmalarımız neticesinde bugün itibariyle yaklaşık 366 bin hanenin önüne doğalgaz hattı tesis ettik. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde daha da çok haneye ulaşıp onları doğalgazın konforuyla buluşturacağız. Değerli katılımcılar, ülkemizin coğrafi konumu milletimiz için büyük bir avantaj ve bu avantajın iyi kullanılması her şeyden önce milli bir görev. Enerji kaynakları ve üretim kabiliyetiyle kendine yeten bir ülke olmak oldukça önemli. Bizler de ülkemizin doğal gazın kullanımının yaygınlaştırılmasını milli bir görev olarak görüyor. Yatırımlarımıza bu paralelde devam ediyoruz. Altını çizmek istediğim önemli bir şey daha var ki Denizli'de sadece şebeke yatırımları yapmadık. Denizlilere doğal gazı tanıtmak, fayda ve avantajlarını anlatmak için bilgilendirme ve çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Bu süre zarfında Denizliler yürüttüğümüz çalışmalar, düzenlediğimiz kampanyalar ve doğalgaz konforu seçen tanıdıklarının tavsiyeleri sayesinde doğalgaz ve doğalgazın diğer ısınma yöntemlerine göre avantajlarını gördüler. Bu kıyaslama imkanına sahip oldular. Böylece Denizliler de doğalgazın tüm mekanı eşit ısıtmasının ekonomik, sağlıklı ve konforlu oluşunun keyfini çıkarmaya başladı. Pandemi döneminde bir kez daha gördük ki yaşadığımız mekanların hava kalitesi sağlığımız üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında sanayi tesisleri ve evsel ısınma amaçlı kömür kullanımı geliyor. Diğer yandan çevreyi en çok kirleten 3 faktör olan kükürt oksitler, iş ve uçan kül parçacıkları ve yanmamış gazlar doğal gaz içerisinde bulunmuyor. Doğalgaz bu anlamda en sağlıklı yakıt olarak karşımıza çıkıyor. Doğalgaz en sağlıklı ısınma sistemi olarak karşımıza çıkarken temiz enerji sayesinde hava, ortam ve çevre kirliliğine yol açmıyor. Doğalgaz tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul edilirken alternatif ısınma yöntemlerine göre daha tasarruf sağlıyor. Denizliler doğalgaz kullanımı ile diğer alternatif ısınma yöntemlerine kıyasla ev ekonomisine yılda 2000 TL'den fazla katkı sağlayabiliyor. Biz de Enerya olarak doğalgaza geçmeyen Denizlili kalmasın istiyoruz. Bu yüzden de üstümüze düşeni yapıyoruz ve doğalgaza dönüşümü kolaylaştırıyoruz. Doğalgaz dönüşümüne 36 ay vade, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan bağlantı bedeline 10 taksit gibi farklı kampanyalarla Denizlilerin doğalgaza geçişini kolaylaştırıyoruz. Denizli'mizde bu yıl yapacağımız 52 milyon TL'lik yatırımımızda 220 kilometrelik yeni bir hat daha inşa edeceğiz. Bu kapsamda ilk defa yatırım yaptığımız Serinhisar, Yatağan, Güzelköy, Pınarkent ve Çivril ilçe merkezleri başta olmak üzere 12 mahalleye daha ulaşacağız. Yatırımlarımızla 11.539 hanenin daha önüne doğalgaz hattı götürmeyi amaçlıyoruz. Bilmenizi isterim ki Enerya Enerji olarak en büyük amacımız hava kirliliği konusunda bir bilinç oluşturarak bu alanda milletimizin bilgilendirmesini sağlamak.
Bu kapsamda doğal gazı tanıtmaya, fayda ve avantajlarını anlatmaya devam edeceğiz. Sizlerin de destekleriyle bu amaçlarımıza kısa sürede ulaşacağımızı biliyoruz. Bu abone sayısına ulaşmak bizler için gurur verici. Bu önemli günde biz de 300 bininci abonemiz Sayın Samet Yaşar Özsarı'yı çevre dostu bir elektrikli bisiklet ile ödüllendirmek istedik. Kendisini tebrik ediyor, doğalgaz konforunu tercih ettiği için de kendisine teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyoruz. Şöyle de bir hesap çıkardık kıymetli basın mensupları. Şimdi 4 kişilik bir aile, 110-120 metrekare bir ev, yılda 8 adet de tüp kullanan bir aileden bahsediyoruz. Burada ısınma gideri 4 ay normalde 1825 lira kömürle veya ne de ısınırsa, doğalgazla ısınırsa 1909 lira. Sıcak suyu 4 ayın doğalgaz dışıysa 1000 lira, doğalgazda 100 lira. Yine tüp fiyatı 8 adet tüp yakarsa 1328 lira, doğalgazda 135 lira. Neticesinde doğalgazla 1 yıllık sıcak su, 8 tüp ve kömür karşılığı ısınmanın bedeli 2144 lira. Diğer kömürle ve diğer tüple ısınmanın veya sıcak suyun bedeli 4153 lira. Bunu bundan çıkarttığımızda tasarruf 2009 lira arkadaşlar. Tüp fiyatı 166 lira, elektriğin fiyatı 0.73 kuruş, doğalgazın da 2 lira 14 kuruş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Çok değerli Enerya'mızın yönetim kurulu başkanı ve çalışanları, çok değerli basın mensubu arkadaşlar. Tabi bugün aslında haklı bir gururu, güzel bir olayı sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Hepiniz bu şehirde yaşıyorsunuz ve bu şehrin nereden nereye geldiğini, özellikle hava kirliliği noktasında nereden nereye geldiğimizi sizler şahitsiniz. Onun için denizimizde nefes alınamıyordu. Tabirimiz var, kuşlar bile gökyüzünde uçmuyordu hava kirliliğinden. Bu 15 yıl önce başlayan doğalgaz yatırımlarıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza ben huzurunuza çok çok teşekkür ediyorum. Enerji Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Enerya şirketimizin yetkililerine çok çok teşekkür ediyorum. Ve abone olan tüm vatandaşlarımıza huzurunuza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki belediye olarak da bizler en üst seviyede bu işin yürümesi noktasında tamiri, devamı ve hızlanması noktasında işbirliğiyle çok şükür bugün 300 binci aboneye geldik. Onun için bugün gururluyuz. Ama tabii ki en büyük üzüntümüz evinin önünden doğalgaz geçmiş olmasına rağmen başka ülkelerden gelen doğalgazı denizimize getirilmiş ve denizimizin de sokaklarından doğalgaz hattı döşenmiş olmasına rağmen doğalgaz abone olmayan vatandaşlarımızla ilgili tabii ki üzüntümüz var. Sebebi şu, şehrimiz temiz olsun. Hiç kimse kimseye zehirli hava solutmasın. İmkanımız varsa o imkanı en üst seviyede kullanalım istiyoruz. Temiz bir şehirde yaşamak istiyoruz. Onun için benim sizlerin aracıyla hasreten önünden doğalgazı hattı geçmiş olan tüm vatandaşlarımıza abone olmalarını davet ediyorum. Bu aslında şehirde ortak yaşamanın, beraber yaşamanın getirdiği bir sorumluluk. Bu sorumluluğun yanında maliyetler açısından baktığımızda doğalgazla kullanım, mutfak, ısınma ve sıcak su ile ilgili kullanım, diğer ısınma yöntemleri, elektrik olur, kömür olur, onlardan çok çok daha ucuz olduğunu kullanan vatandaşlarımız gayet iyi biliyor. Onun için tabii ki doğalgaz ithal noktasında değerlendirdiğimizde, ama kömür kullanımında şunu söyleyeyim, denizde kullanılan kömür standardı da
%80'i ithal kömür kullanıyoruz. Onda da döviz gidiyor. Bu noktada benim sizlerden, vatandaşlarımızdan ricamız, Denizli'de doğalgaz önünden geçip de abone olmayan bir vatandaşımız kalmasın. Denizimiz daha temiz olsun, daha güzel olsun. Ha, geldiğimiz mesafe çok başarılı. 301. abone Denizli çapında, Denizli ölçeğinde baktığımızda başka bir şehirde yok. Denizli olarak biz bunu başardık aslında. Diyoruz ki biz mükemmelin daha mükemmelini, sıfıra kadar her şey temiz olması noktasında yürüyüşümüzü ortaya koymak için ben bu daveti de bulunuyorum. İnşallah bunu birlikte başaracağız. Birçok güzel işleri vatandaşlarımızla el ele kol kola verdik ve başardık. Ben tekrar tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm bu yatırımda başta Enerya Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ve çalışanları olmak üzere büyükşehirdeki çalışan arkadaşlarımız ve başta Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanlarımız olmak üzere daha önce belediye başkanlığı yapmış olan Nihat Sebekçi başkanımıza, emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Denizli'mizde inşallah doğal gaz yatırımları hız kesmeyecek. Merkezimizde belli noktaya geldik. Artık merkezimizde ilaveler söz konusu. İlçelerimize başladık. İşte Tavas, Acıpayam, Serinhisar, Sarayköy, Honaz ve Çivril'de şu anda doğal gaz kullanılıyor. Daha önce Denizli merkezde doğal gaz kullanmak hayalken şimdi ilçelerimiz bu doğal gazı kullanıyor. Ve şunu da net bir şekilde sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Ve her ilçe ilçesine doğal gaz gelsin noktasında aşırı bir seviyede talepleri var. Haklı talepleri var. Bu noktada biz de inşallah doğal gazın her ilçeye gitmesi noktasında bir planlama şeklinde çalışmalar sürüyor. Tabii ki bunlar nefes meselesi, zaman meselesi, etap etap yatırımlar inşallah gerçekleşecektir. Ama tekrar söylüyorum, doğal gaz gelmiş olanların da bu nimetten, bu güzellikten, temiz enerjiden yararlanmalarını ben tavsiye ediyorum. İnşallah şehrimiz daha temiz olsun, güzel olsun. Düşünebiliyor musunuz? İki apartman var. Birinde doğal gaz kullanılıyor, diğerinde kömür kullanılıyor. O kömür kullanan apartmandan çıkan duman yeni doğmuş bebeğimizin ciğerine gidiyor. Ya da yaşlı bir teyzemizin ciğerine gidiyor. Ya da astım hastası olan bir kardeşimizin ciğerine gidiyor. Bu bir vebaldir, bu bir haktır. Şehirde yaşamak noktasında birbirimize birlikte yaşamakla ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Ben inşallah geldiğimiz nokta diğer şehirlere göre vatandaşlarımızın hassasiyeti, aynı şehirde yaşama noktasındaki hassasiyeti en üst seviyede olduğu zaten rakamlarla ortada. Biz istiyoruz ki %100 olsun. İnşallah o hedefe hep birlikte kavuşacağız. 300 binci abonemiz şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Her geçen gün denizimizin havası temiz olsun, insanlarımız mutlu olsun. Herkes böyle sağlıklı bir şekilde parklarımızda koşsun, oynasın, spor yapsın. Herkes kol kola sevdikleriyle beraber mutlu bir şehir olsun istiyoruz şehrimizi. İnşallah katkı sağlayan, emek veren herkese de huzurunuzda tekrar çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimizde yarınımız bugünden daha güzel olsun diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.